Herkese merhabalar, hoş geldiniz Digital Zone Meetup Online Ağustos Meetup'ımıza. Başlayalım. Ben sözü Samet'e devretmeden önce kısaca Digital Zone Meetup'tan bahsedeceğim. Sonrasında konuklarımızdan bahsedeceğim. Digital Zone Meetup'a bahsetmeden önce kendimi hemen tanıtayım. Ben Mehmet, Zeo'da Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev alıyorum. Düzenlediğimiz meetup'ta aslında pazarlama ekibi olarak oluşturduğumuz bir aslında seri olarak başlamıştı yaklaşık 5 sene önce. Bugünlere kadar da birçok kıymetli konuşmacıyla ve siz değerli katılımcılarla aslında alanında büyük bir komünite olma yolunda ilerliyor. Zeo ve İçerikcom bizim etkinlik sponsorlarımız. Hem altyapı olarak hem de aynı şekilde sponsorluk tarafında, pazarlama bütçesi tarafında hem Zeo hem İçerikcom aslında bu komüniteyi destekleyen platformlar. Bu platformlar zaten sizlerin de muhtemelen bildiği üzere arama motoru optimizasyonu, PPC ve veri analizi tarafında danışmanlık veriyorlar. İçerikcom'da bizim 2014 yılında Zeo olarak kurduğumuz bir aslında iştirak. İçerikcom üzerinden de içerik yazarlarıyla içerik ihtiyacı olan markaları buluşturuyoruz. 500'den farklı yazarla birlikte. Birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz ve aslında Samet'in de belki sunumuna değineceği birçok farklı örneklerin de aslında bir şekilde keşfetmemizi sağlayan birçok markayla birlikte çalışıyoruz. Digital Zone bizim zaten her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bir konferans. Bu sene de online olacak. 27 Ekim'de gerçekleştireceğiz. Yine bu Big Marker platformu üzerinden olacak. Onunla alakalı da önümüzdeki hafta içerisinde yayınlamayı planlıyoruz. Bütün detayları, bütün konuşmacılarımız belli, programlarımız belli. Önümüzdeki haftada web sitemiz canlıya alındığında sizlerle paylaşmış olacağız. Meetup'ımızın bugünkü etkinliği 55. etkinlik. Samet ve Mustafa da 118 ve 117. konuşmacılarımız. Sizler de 8000'in üzerindeki diğer katılımcılarımızsınız. İlk başta Samet yapısal veri işaretlemeleriyle alakalı kapsamlı bir sunum hazırladı. Onu dinleyeceğiz. Akabinde de zaten online olduğu için ara vermeden Mustafa da bizi kırmadı, çok sağ olsun. TV reklamlarında nasıl ölçümleme yapıldığına dair aslında şahsen benim çok merak ettiğim, muhtemelen sizlerin de ilginizi çekecek bir konudan bahsedecek. Ben sözü daha fazla uzatmadan Samet sana devrediyorum. Tekrar tamam. Herkese hoş geldiniz diyorum. Sen de istersen ekran paylaşıma devam edebilirsin. Ekranı paylaşıyorum. Tekrardan herkese merhaba. Ben Zeo'dan Samet Özsüleyman. Bugün size yapısal veriler hakkında her şey adlı sunumumda aslında yapısal verilerle ilgili yapılabilecek tüm optimizasyon yöntemlerini ve çeşitlerini anlatmaya çalışacağım. Kısaca kendimden bahsetmek gerekirse Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İstatistik bölümünü bitirdim. Ardından yerel bir ajansta 3 yıl boyunca SEO uzmanı olarak çalıştım. 2019 Ekim ayında Zeo'ya katıldım. Şu anda SEO Executive olarak Akatçe, MediaMarkt, Yolcu360, Kuvvet Türk ve Ajans Spor gibi birçok firmanın proje yöneticiliğini yapıyorum. Zeo Blog ve kendi kişisel blogumda da aktif olarak içerik üretmeye çalışıyorum. Tabii ki konumuz yapısal veri olunca kısaca bu yapısal veri şema nedir bundan bahsetmek gerekiyor. Yapısal veriler aslında web sayfasının ne olduğu hakkında arama motorlarına sinyaller gönderme noktasına bize yardımcı oluyor. Aynı zamanda Shamorg nedir diye de kısaca bundan bahsedecek olursak, Shamorg, Google, Yahoo ve Bing gibi arama motorları tarafından 2011 yılında oluşturulmuş bir yapılandırılmış veri projesidir aslında. Bunlarla ilgili tüm detayları önümüzdeki slaytlarda zaten sizlere aktaracağım. Hemen Shamorg'da ilgili bir bilgi vermek istedim. Örneğin bu örnekte article şema var. Bu article şema zaten sizin bu şema türünün ne olduğunu açıkça gösteriyor. Burada product olabilir ya da farklı bir tür olabilir. Hemen altındaki breadcrumb şeklinde olan yapı ise aslında bir hiyerarşiyi gösteriyor. Bu article'ın aslında nasıl bir hiyerarşi halinde gittiğini size açıkça gösteriyor. Ve en önemli bilgiler de aslında açıklama kısmında yer alıyor. Burada bu şema türünün hangi sayfalar üzerinde kullanabileceği, aslında kullanıldığı zaman nasıl işe yaradığı ile ilgili kısa açıklamaları yer alıyor. Shamorg'a girdiğinizde tüm bu detaylara
ulaşabilirsiniz. Zaten slaytın boyunca olabildiğince hemen sol alt tarafta kaynakları da sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bir de şemalıkta tabii ki artıklı şemayla sınırlı değil, yüzlerce binlerce şema türü var. Burada girdiğiniz zaman zaten full listeyi görüyorsunuz alt tarafta. Bir de kırmızı renktekiler kullanılabilir. Aynı zamanda mavi renkli olan bazı şema türleri var. Bunlar da aslında bu şema türlerinin pending sürecinde olduğunu gösteriyor. Yani bunlar bekleniyor. Hala da bekleme sürecinde bir aktif hale getirilmediğini bize açıklıyor. Buradaki pending sürecinde olan şema türlerinin aslında gelecek planlarınız için inceleyebilir. Gelecekte Google tarafından yapılabilecek bir aksiyonda da hızlıca implementasyon sürecine geçebilirsiniz. Aynı zamanda Shamwork ile ilgili son bir detay daha vermek gerekirse, buradaki güncellemeleri takip etmenizi öneririm. En son mesela 21 Temmuz'da bir güncellemelerle ilgili detaylar sunuldu. Buradaki son sürüm notlarını inceleyerek aslında pending sürecinde olan hangi şema türlerinin değiştiğini, yeniliklerin neler olduğunu çok güzel bir şekilde buradaki sürüm notlarından inceleyebilirsiniz. Yine size yapısal verilerle ilgili ufak istatistikler vermek istedim. Burada Microdata'nın 2019 itibariyle yıllar içerisinde zaten bir yükselişi vardı. 2019 datalarında da yine en fazla kullanılan yapısal veri türü olduğunu görüyoruz. Ağzından da JSON-LD geliyor. Bununla beraber Product Shaman'ın 2018 itibariyle de çok ciddi bir şekilde yükseldiğini bu grafiklerden anlayabiliriz. Product Shaman ile beraber tabii ki Review Shaman'da incelemelerin de artması yüzünden burada da bir artış söz konusu. Bu şema türleri sadece Google olarak düşünmeyin. Aynı zamanda bu şema türlerini destekleyen tüm arama motorlarında SERP'te görünebiliyor. Burada ben örnek olarak Bing'i gösterdim. MediaMarkt ve Akakçe'nin implementasyon süreci başarıyla yapılmış sayfalarının SERP görüntüsünü görüyorsunuz. Yine sağ alt tarafta da N11'in FAQ şema eklendikten sonra Bing'deki ekran görüntüsü görünmekte. Yani bu eklediğiniz tüm şema türleri Google'la beraber diğer destekleyen arama motorlarında da görünüyor. Bu şema türlerinden aslında size iki tanesini anlatmaya çalışacağım. Bir mikrodata. Mikrodata yine ekranda örnekte görmüş olduğunuz gibi item prop'lar, item scope'larla oluşturulan bir HTML biçimlendirme türü. Bunu istediğiniz sayfalara ekleyebilirsiniz. Bununla beraber bir de JSON-LD var. Bu da yine görmüş olduğunuz gibi aslında bana göre yazım oldukça kolay bir biçimlendirme türü. Buradaki türlerden Google elbette JSON-LD'yi öneriyor. Yani bunu kullanın diyor. Ama elbette mikrodata ile RDF'yi de kullanabilirsiniz. Bunları da ben destekliyorum diyor. Sadece önerilen yapı türünün JSON-LD olduğunu size açıkça belli ediyor. Burada şöyle bir detay vermek gerekirse bazı mikrodata türlerinin şema türlerinin sadece JSON-LD için desteği var. Yani mikrodata kullanıyorsanız bazı şema türlerinin bunun desteği olmadığı için bunları gelecekte kullanamayabilirsiniz. O yüzden mümkün mertebe tüm SEO planlarınızda yapısal verilerde JSON-LD'yi kullanmanızı öneririm. Burada bir konuya daha açıklık getirmek isterim. Bir feature snippet ile rich snippet arasındaki farkı. Örneğin ilk örnekte çay çeşitleri yazdığım zaman Google'a Trendyol'un feature snippet'i geliyor. Burada ilgili web site birinci sıranın da üstünde, yani position 0 ya da 0. sıra olarak adlandırdığımız kesimde görünüyor. Rich snippet ise tamamen farklı olarak kullanıcı oyu, fiyat gibi bilgilerin yer aldığı bir SERP görünümü aslında. Buradaki fark aslında bu. SERP'teki feature'ların farklılaşması. Peki yapısal verileri biz neden kullanmalıyız? Öncelikle şunu size anlatmam gerekiyor ki bu yapısal verileri sitenize eklediğiniz zaman, sayfanıza eklediğiniz zaman bu kesinlikle sitenizin, sayfalarınızın sıralamasını arttıracak diye bir garanti yok. Bunu zaten Google gerek önceki yıllarda gerekse bu ay yayınladığı bir blog postunda açık bir şekilde dile getiriyor. Bu bir sıralama faktörü değildir diye. O yüzden bunu aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Yine çok sık karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de ben bu şema türünü ekledim, implementasyon sürecini başarıyla gerçekleştirdim. Ancak sayfam şeyle de uyumlu, internetle de uyumlu, eklediğim şema ile internet de uyumlu. Ancak Google'da, SERP'te benim eklediğim şema türü görünmüyor gibi sorular da çok geliyor. Buradaki de tamamen Google'ın kendi algoritmasına bağlı olmak suretiyle bu şemalar listeleniyor. Daha fazla detayı bizzat Google çalışanın ağzından dinlemek isterseniz birkaç yıl önce yapılmış olan Google Webmaster Türkçe Hangouts videosunda Fatih Özkösemen'in bir konuşması var. Bir soruya verdiği cevap var. Bence orada bu videoyu izleyerek bu soruya çok güzel bir şekilde cevap alabilirsiniz. Bir diğer katkılara geçecek olursam aslında sesli aramaya öncelikle pozitif olarak katkı sağlıyor.
Bu ekran görüntüsünü ben yine YouTube'da linkini ekledim. Aylin Altıok'un bir sunumundan aldım. Burada eklediğiniz örneğin News Article şema kullandığınız zaman sesli aramaya o sayfanın Google Asistan ürünlerinde pozitif olarak katkı sağladığını açıklayan bir sunum var. Bence onu da kesinlikle izleyebilirsiniz. Bir diğer detay, Google bunlarla ilgili case study'ler çıkartıyor. Bunu da buraya eklemek istedim. Yani siz yapısal veri eklediğiniz zaman dönüşümlerinizde de artış olabiliyor. Dönüşümlerle beraber diğer birçok oranlarda da hemen çıkma oranında örneğin %10 düşüş olduğunu Google buradaki case statisinde açıklıyor. Bu da olumlu olarak dönüşümlere, yani yapısal verileri eklemek dönüşümlere de olumlu olarak katkı sağlıyor. SEO'da aslında en çok kullandığımız panellerden bir tanesi Search Console. Burada eklediğiniz şemalarla beraber structured datalar düzgün kullanılırsa sizin tıklanma oranlarınız da artabilir. Burada 15-20 gün süre önce entegrasyonu yapılan bir web sayfasının, bir web sitesinin FAQ şema sonuçlarına ait CTR grafiğini görüyorsunuz. Burada da tıklanma oranlarının artış olduğu açık bir şekilde görünüyor. Elbette bunu sizin performans raporlarından takip etmeniz gerekiyor. Bir diğer aslında en önemli konulardan bir tanesi de şu an birçok kimsenin aslında göz ardı ettiği piksel renk durumu var. Burada aslında nedir? Örneğin tatil sektöründen gidelim. Ben Samsun Otelleri yazdığım zaman Google'a birinci sıradayım diyelim ki. Ama benim önümde örneğin bir haritalar sonucu var. Belki Samsun Otel kelimesiyle ilgili bir aksiyon olmuştur. Bir Türkiye'de bir olay olmuştur. Top Stories kısmı geldi. Zaten 4 tane haber de geldi. Yani ben birinci sırada olsam bile piksel olarak bayağı bir aşağıdayım. Burada piksel renk devreye giriyor aslında. Eklediğiniz şemalarla özellikle mobil cihazlarda rakiplerinizi daha alt seviyelere atabilirsiniz. Örneğin ben bir sayfama FAQ şema ekledim. Bu eklediğim FAQ şemayla beraber rakiplerim özellikle mobilde daha piksellerde kalabilir. Bu şekilde ben kullanıcılarıma daha iyi görünebilirim diye bir optimizasyon yapabilirsiniz. Bu ekran görüntüsünü ben bizim Zeon'un Ankara ekibinin geliştirmekte olduğu ve bizim de içeride çok sık kullandığımız SEO duvarcığından aldım. Oldukça işimize yaradığını söyleyebilirim. Bir diğer detay da aslında Ads tarafına ufak bir slide eklemek istedim buraya. Merch Center feed'inde otomatik olarak sizin o feed'de yaran fiyatlara ya da diğer bilgileri Google'un güncellemesini sağlıyor. Bir feed'deki fiyatlarını structured data kullanarak o sayfada güncelliğini sağlayabilirsiniz. Elbette şu anda Türkiye'de reklam sonuçları kaldırıldığı için bu mümkün değil ama yurt dışına eğer hizmet veriyorsanız bu dataları, bu yapısal verileri kullanabilirsiniz. Bir diğer detay, JavaScript ya da Google Tag Manager ile Structured Data ekleyebilirsiniz. Bununla ilgili implementasyonlarla ilgili çok güzel kaynaklar var. Ben yine buraya Google'ın kendi kaynağını verdim. Buraya bakarak aslında bu implementasyon süreçlerini başarılı şekilde gerçekleştirip yapısal verilerinizi, sayfalarınızı ekleyebilirsiniz. Bir de yapısal veri çeşitlerine girmek istedim kodumda. Bunu verirken elbette bana göre en önemli olanları seçmek istedim ve güzel örneklerle size anlatmaya çalışmak istedim. En bilindiği aslında breadcrumb şema. Burada Türkçe'de Search Console'u da görüyorsunuz zaten. İçerik haritaları diye geçiyor. Bu aslında site hiyerarşisini çok kolay bir şekilde kullanıcılara SERP'te göstermeye yarıyor. Örneğin N11 örneğindeki gibi Ancastre alt kategorisinin elektronik ve sırasıyla beyaz eşyanın altında olduğunu direkt kullanıcılara gösteriyor. Bu da aslında güzel bir detaya sahip olmanızı sağlıyor sayfanızın ve yine kaynak linkinden bunların tüm eklenme düzenleri ya da stratejiyle ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz kaynak linklerinden. Burada bir detay daha var. Data vocabulary ile ilgili şema güncellemesi oldu. Bu işte bu yılın başlarında oldu sanırım. Search Console'a mesaj düştü. Zaten şu anda uyarı ekranlarında birçok sitede breadcrumb kısmında bu uyarı yer alıyor. Bununla ilgili Google Nisan ayında bir update yaptı. Update yapmadı, bir güncelleme yaptı bu yazısına. Dedi ki koronavirüs çıktı. Bu yüzden biz bunu Haziran'a kadar öteliyoruz tarzında bir açıklaması oldu. Zaten blog linkini de paylaştım. Buradan detaylara ulaşabilirsiniz. Bu şema türünden, ya yani bu uyarıdan kurtulmak için ne yapabiliriz diye sorarsanız direkt bu şema türünü ilgili sayfalarda bulup bu şema türünü JSON-LD'ye geçirdiğiniz zaman JSON-LD'nin breadcrumb list şema türüne geçirdiğiniz zaman bu uyarının zamanla kaldırıldığını göreceksiniz. Yine tabii ki burada Search Console'dan validate işlemini yapmanız gerekiyor. Article ve News Article şemayı da burada eklemek istedim.
Article şemeye direkt normal bir makale sayfanızı ekleyebilirsiniz zaten. Burada bir sorun yok. Ama ben bir haber sitesiysem, haber makalelerini yayınladığım sayfaya mutlaka article yerine news article şemasını eklerim. Bu sayede aslında Google'a daha doğru sinyaller gönderebilirim. Bu news article şema eklediğiniz zaman da zaten SERP'deki örnek görüntüyü görüyorsunuz. Bu şekilde yer alabilirsiniz. Tabii ki bunun için birçok daha implementasyon lazım bu kısımda görmeniz için ama haber sitelerinde kesinlikle news article'ı haber detay sayfalarına eklenmesini öneririm. Bir diğer detay ise yine haber ve aslında makale içerik listeleri ilgilendiriyor. Bunu bilerek eklemek istedim. News article şema kullandığınız zaman ya da article şemada mutlaka bu makalenin ilk yayınlandığı tarihi ve en son güncellendiği tarihi mutlaka şemaya gösterin, şemada yer alsın. Aynı zamanda bu eğer EMP kullanıyorsanız o sürümde de yer alsın. Ve kesinlikle kullanıcıların da görebileceği şekilde haber detaya, işte haberin ilk kısmına, giriş kısmına ya da son giriş kısmına ekleyebilirsiniz. Bu şekilde daha optimize bir sayfa haline getirebilirsiniz. Etkinlik şemasından biraz da bahsedelim. Burada bir Biletix örneğini görüyorsunuz. Yakınlardaki etkinlikler yer alıyor. Konser, şu an benim yaptığım ve konuşmasını yaptığım meetup gibi tüm etkinliklerde bu etkinlik şemasını kullanabilirsiniz. Bununla ilgili aslında geçtiğimiz yıllarda Google bayağı bir önlem aldı. Şöyle hatırlıyorum ben, kod kullanan yani kupon kodu kullanan siteler bu şema türünde biraz manipülatif davranışlarda bulundu. O yüzden bu etkinlik şemasına biraz daha Google'ın sert davrandığını ve yapısal verilerini buna göre geliştirdiğini söyleyebilirim. Bu etkinlik şemasıyla ilgili bir bilgi vermek daha gerekirse COVID-19 ile ilgili bir geliştirme yaptı Google burada. Dedi ki örneğin Digital Zone Meetup eğer koronavirüs olmasaydı fiziksel olarak yayınlanacaktı. Fiziksel olarak sizlerle görüşecektim ben. Google aslında dedi ki bu tür etkinlikler varsa iptal edilen, ertelenen ya da online'a çekilen etkinlikler varsa bunları da yine ekranda görmüş olduğunuz gibi şema kodlarını ekleyerek ilgili etkinliği kullanıcılara daha doğru bir şekilde aktarabilir ve arama sonuçlarında da aslında kullanıcıdan bilgi edinmesini sağlayabilirsiniz dedi. Bunlarla ilgili detayı da yine kaynak linkte bulabilirsiniz. Doğruluk kontrolü, fact check şemayı da yine eklemek istedim burada. Özellikle ilk çıktığında news tarafında çok duyulmuştu. Bu yanlış yalan haberlerle ilgili. Siz bunu nerede kullanabilirsiniz? Türkiye'de bunun en güzel örneğini TeyTalk veriyor aslında. TeyTalk'taki örnekteki gibi siz bir iddiaları inceleyen sosyal medyadaki ya da normal hayattaki farklı bir iddiaları inceleyen ve teyit etmek zorunluluğu hissedilen sayfalarınızda bu şema türünü kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bir haber sitesiniz. Haber sitesinizin bir bölümünde sadece birkaç sayfasında da bunu kullanabilirsiniz. Yani sitenizin tümünde bunu kullanmanız gerekmiyor. Sadece belirli sayfalarda da bunu kullanabilirsiniz. Yemek tarifi yapan bir siteniz varsa yine burada da yemek tariflerini çok iyi bir şekilde göstermek, SERP'te yer alması için kaç saatte piştiği, kaç oy aldığı gibi tüm detayları yemek komünlerindeki gibi implementasyonu doğru bir şekilde yaptıktan sonra SERP'e yansımasını bekleyip görebilirsiniz. Bunun performansını takip edebilirsiniz. Yine dediğim gibi yemek tarifi ya da içecekle ilgili bir sayfa türlerinizde de bunu kullanabilirsiniz. İlla sitenizin komple yemek sitesi olması gerekmiyor. En fazla aslında SERP'te gördüğümüz şema türlerinden bir tanesi de product şema. Product şema aslında bir ürünün kaç oy aldığı, fiyatı ya da diğer brand markası gibi tüm detayları size sunabiliyor. Bu entegrasyonu başarılı şekilde yaptığınız zaman SERP'te product şema gösterilebiliyor. Product şema ile ilgili bir diğer önemli nokta ise aslında görsel aramaya da katkı sağlıyor. Ekranda örneğin hepsiburada.com'un başarılı bir şekilde entegre ettiği product şema sayesinde kullanıcı daha görsel arama sonuçlarına girdiğinde ürünün stokta olduğunu bir tık daha yaptığında, resme tıkladığında ise fiyatını ve kullanıcı oyu gibi bilgileri görebildiğini buradan inceleyebilirsiniz. O yüzden product şema sadece arama sonuçları için değil, görsel arama sonuçları için de oldukça önemli. Review şema ise evet product'ta kullanıcı oylarında, kullanıcı yorumlarında kullanılıyor. Aynı zamanda örneğin Game of Thrones dizisindeki gibi bu diziyle ilgili 10 üzerinden kaç puan aldı ya da kaç kullanıcının oy verdiği gibi detayları belirten film dizi sitelerinde de bunu kullanabilirsiniz bu şema türünü. Review şemayı kullanabileceğiniz şema türleri ise ekrandaki gibi 2019'daki bu bir blog yazısı yayınladı yine Google. 2019'daki bu yazısından önce şey olabiliyordu. Benim diyelim ki bir makale sitem var. Makale sitemde kullanıcı yazı yoktu. En alta ben bir de 5 yıldızlık bir yıldız verme yeri ekledim. Kullanıcı gelip 3 yıldız, 5 yıldız verebiliyordu. Bunu bir de şemayla bağladığım zaman benim makale sonuçlarım arama sonuçlarında yıldızlı çıkabiliyordu. Ama 2019'da yapılan bir güncellemeyle artık bu şema türünün sadece desteklendiği
sayfa türleri de aslında Google tarafından deklare edilmiş oldu. Video şema direkt arama sonuçlarına aslında video şeklinde çıkmanızı, SERP'te görünmenizi sağlıyor. Aynı zamanda buradaki tüm detaylara videodaki, pardon, kaynak linkteki şema türünden ulaşabilirsiniz nasıl implementasyon süreci olduğuna. Burada canlı yayınlar var aynı zamanda video şema şeklinde çıkan. Bir de klipler var. Klipler şu anda sınırlı erişime sahip. Sanırım belirli bir form doldurmanız lazım klip şeklinde çıkmanız için. Onun yine detayı yazıyor kaynak linkte. Canlı olarak da video şema kullandığınız zaman, canlı yayını belli eden şema türü kullandığınız zaman da SERP'te ilgili video sayfalarınız live etiketiyle görüntülenip aslında kullanıcılara bu site şu anda canlı yayın yapıyor algısını daha siteye girmeden SERP ekranında gösteriyor olursunuz ve bu gayet güzel bir görünüm elde etmenize sebep olur. Bir diğer şema türü how to şema. Bu direkt örneğin kravat nasıl bağlanır, ayakkabı nasıl bağlanır, musluk nasıl tamir edilir gibi adım adım bazı işlemlerin anlatıldığı sayfa türlerinde ekleyebileceğiniz de son derece yararlı olan şema türü. Bunu da yine sayfalarınıza, alakalı sayfalarınıza ekleyebilirsiniz. FAQ şema yine benim aslında favorilerimden bir tanesi. Burada Akakçe'nin FAQ şema eklenmiş bir kategori sayfasını görüyorsunuz. Burada Google bazen 3 ya da 4 sonucu gösterebiliyor. 4 cevabı gösterebiliyor daha doğrusu bir sayfaya ait. Bir de burada cevap kısmında sadece düz HTML yerine burada HTML karakterler kullanıldı. Kullanıcı daha siteye girmeden örneğin Samsung'la ilgili bir uydu alıcının linkin üzerine tıklayıp direkt o linke gidebiliyordu SERP ekranındayken. Yani burada Google text ekranında HTML karakter kullanmanıza izin veriyor. Bu şekilde çok güzel bir trafik çekebilirsiniz. Aynı zamanda kullanıcıları da etkileyebilirsiniz. Bir diğer konu, FAQ ile beraber emoji kullanma sonuçlara da denk gelmişsinizdir. Bu aslında Google yönergelerine aykırı bir durum değil. Sadece bu slide'da bunu bilerek eklemek istedim. Google'dan John Miller diyor ki aslında bu, evet, Google yönergelerine aykırı değil ya da bu Google'un görüşü değil. Bu benim görüşüm. Bence amatörce ve profesyonel olmayan bir davranış diye belirtiyor. Ama dediğim gibi bu kesinlikle Google'un yönergelerine aykırı bir durum değil FAQ'da emoji kullanmak. Emoji kullanmak için ise hexadecimal kodunu bulup ilgili question kısmına yapıştırdığınızda Google'ın sadece onu göstermesini beklemekten başka çareniz kalmıyor. FAQ şema ile beraber article şemayı bir arada kullanabilirsiniz. Yani bir sayfada birden fazla şema türünde kullanabilirsiniz. Bunu örnekteki gibi anlatmaya çalıştım ekrandaki gibi. Article, bir makaleniz var en başta. Bunun detayları yazıyor. İşte resmi var. Bir de en aşağıda olmasına da gerek yok. Akordeon şeklinde açılan örneğin sık sorulan sorular var ve bunların cevapları var. Bunları FAQ şema ile destekleyip hem bir sayfada article şema hem de FAQ şema kullanabilirsiniz. Şöyle bir detay daha var. Burada kullandığınız her şema türü aslında çıkacak diye elbette bir durum yok. Bunu da aklınızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bir diğer aslında FAQ ile ilgili en fazla karıştırılan sorulardan bir tanesi FAQ ve Q&A şema türlerinin karıştırılması. FAQ sitenin kendisi tarafından oluşturulan sık soruları kapsıyor. Bununla ilgili yine Google geçtiğimiz yıllarda bir güncelleme yaptı. Birçok site her sayfasında aynı sık sorulan soru ve cevabı yayınlıyordu. Bununla ilgili bir, dediğim gibi, güncelleme yaptı. Dedi ki yani her sayfanızı özel yazabilirsiniz diye. Q&A'de ise kullanıcıların kendisini yazıp kendisini cevapladığı sorulara, konulara ya da içerikleri verilebilecek bir şema türü aslında Q&A. Örneğin kızlarsoruyor.com gibi bir site için Q&A şema kullanılabilir. Bu gayet verimli sonuçlar çıkartabilir. Sitelink Search Box şema. Bu da yine ekranda görmüş olduğunuz gibi bir sitenin daha site içine girmeden arama sonuç sayfasında kullanıcıların site içi arama yapabileceklerini gösteren bir search box aslında. Bu şema türüyle ilgili Google biz bunu her zaman değil nadiren gösteriyoruz diyor. Aynı zamanda kimi durumlarda da yine Google'ın açıklamasına göre bir site sitelink search box şema kullanmasa bile biz o siteye ait arama kutucuğunu kendimiz algoritmaya bağlı olmak suretiyle çıkartırız diyor. Yani siz böyle bir şema türünü işaretlisiniz bile şunu aklınıza çıkartmanız gerekiyor. Siteniz yeni ise ve gerçekten büyük bir site değilse burada bu şekilde çıkması gerçekten zor. Bir diğer detay ise tamamen burada aslında Google'un kendi algoritmasına kalıyorsunuz. Bu ilgili search box şeklinde çıkabilmek için. Yine COVID-19 günlerinde
Google kullanıcıları düşündü ve dedi ki siz bir hastanesiniz diyelim ki ya da hükümet binasısınız, hükümete bağlı bir devlet kuruluşusunuz. Bunlarla ilgili duyuruları yayınlayabilecekleri bir şema türü açıkladı. Bunu elbette Search Console'dan da yapılabileceğini açıkladı ama pek hani daha çok şema türünü kendiniz sayfaya eklemeniz gerekiyor. O şekilde de desteklenebiliyor ama COVID-19 duyurularını kendi sayfalarınıza ekleyebilirsiniz. Bunu direkt şey olarak düşünmeyin. Ben sağlık sitesi değilim, eklememeliyim. Hayır, tüm siteler eğer COVID-19 nedeniyle bir değişiklik yaptıysa, bir haber yayınlaması gerekiyorsa, gerçekten bir hani spam olmayacak burada, onu sayfanıza entegre edebilirsiniz. Zaten Search Console'dan özel duyurular şeklinde sol tarafta o şema türünü takip edebilirsiniz. Süreç içerisinde yine ekran görüntüsünde bir tane COVID-19 duyurusu yayınlayan site örneğini görmektesiniz. Aslında Speakable şema beta sürümünde yıllardan beri, birçok sunumda da görmüşsünüzdür bunu zaten. İlk çıktığında Google News tabanlı sitelerin en fazla rağbet ettiği, hatta dillendiren böyle hani speakable şema kullanın denilen. Yine ben de bu sunumu eklemek istedim. Bunu Google Asistan ile aslında son haberlerin okunabilmesini sağlayan güzel bir şema türü. Şu an dediğim gibi beta sürümünde, sadece haber siteleri değil diğer siteler de ilgili alanlarda doğru kullanmak suretiyle kullanılabilir. Yani sadece haber sitelerine özel bir şema türü değil. Ben buraya kadar kendimce önemli gördüm ve sizi güzel örneklerle anlatabileceğim tüm yapısal veri türlerini anlatmaya çalıştım. Diğer tüm yapısal veri türlerini kaynak linkinden ulaşabilirsiniz. Hepsini zaten detaylı sayfalarda yer alıyor. Bunların hepsini uygun sayfalara, uygun intentte olmak suretiyle ekleyebilirsiniz. Bir de diğer detay ise, bir önceki slide'da ben size ekleyebileceğiniz şema türlerini gösterdim. Bir de peki Samet, bizim şema.org'da bir sürü şema var ama bunların hiçbiri geliştirici dokümanlarında yer almıyor. Google'un geliştirici dokümanlarında. Bununla da elbette farklı şema türlerini illa Google'un dokümanlarına yer almıyor diye eklememezlik yapmayın. Örneğin bir sağlık makalesi ya da sağlık sayfanız var, buraya medical web page şemasını ekleyebilirsiniz ilgili alanları doldurarak. Yani illaki şema türlerinin hepsinin Google geliştirici belgelerine yer alması gerekmiyor. Şema.org'daki pendik sürecinde olmayan diğer şema türlerini de kullanabilir ve bu sayede Google aslında istenilenden daha fazla sinyali olumlu bir şekilde gönderebilirsiniz. Ben şahsen tüm projelerimde bunu yapmaya çalışıyorum. Peki bu şema türlerini ekledik, tüm detayları anlattık. Dikkat edilmesi gereken şeyler ne? En önemli detaylardan bir tanesi, yapılandırmış verilerin genel yönergeleriyle içerik yönergelerine uymanız gerekiyor. Biliyorsunuz yapılandırmış verinin genel yönergeleri var. Bir de örneğin ekrandaki gibi FAQ'nun kendi içerisinde bir yönergesi var. Şunları yapmamalısınız, bunları yapmamalısınız, örnekleri bunlar, işte geçersiz örnekleri bunlar tarzında her şema türünün kendi örneklerini incelemeniz gerekiyor ki bir manuel işlem görmeyin ya da o şema türünde gerçekten listelenebilin. Bir diğer detay ise, yine yönergelere uymadığınızda, bu bilerek ya da bilmeyerek olabilir, yani bu fark etmiyor. Google burada bir yönergelere uyulmayan bir durum anladığında size manuel işlem gönderebilir. Bu manuel işlem tüm site genelindeki sayfaları da kapsayabilir, sadece belirli sayfaları kapsayabilir. Bu manuel işlemi gördüğünüz zaman zaten Search Console'a bir bildirim geliyor. Size aynı zamanda mail de geliyor. Bu mailde detayları görebiliyorsunuz. Bunu şey olarak düşünmeyin, tam spam cezası gibi düşünmeyin. Bu sadece SERP'teki ilgili rich snippetlerinizin görünmemesini sağlar manuel işlem uygulandığı zaman. Elbette bunu düzelttiğiniz zaman, yeniden değerlendirme isteği gönderdiğiniz zaman bu manuel işlem kalkacaktır ve aynı eski düzeyde rich snippetleriniz görünmeye devam edecektir. Gelelim hatalar ve uyarılara. Search Console'da sürekli görüyoruz, sürekli bildirim geliyor, validate ediyoruz, sürekli bunlarla aslında iç içeyiz. Şunu da bilmeniz gerekiyor. Search Console'daki yapısal verilerdeki hatalar ya da uyarılar size manuel işlem almanıza neden olmaz. Bunlar sadece o şema türünün hatalı olduğunu, aslında gösterilemeyebileceğini, aynı zamanda da uyarılar da bunu eklerseniz daha faydalı olur tarzında Google'un size önerdiği, yapılmasını daha böyle Search Console'da gösterdiği bir bölüm aslında. Buradaki hatalar ve uyarıları da boş geçmeyin. Olabildiğince teknik bilginiz ya da yapılabilitesi varsa bunları yapın ve kesinlikle eksiksiz olmaya çalışın. Bir diğer detay, Search Console'da ayrıştırılamayan hatalar. Bu da genelde nokta ya da virgül, parantez gibi hatalardan kaynaklanıyor. Bu hataları da minimuma indirirsiniz, yine SERP'teki ilgili şema türünün çok güzel bir şekilde görünmesini sağlarsınız. Burayı da ara ara kontrol etmenizi öneririm. Zaten Search Console'dan size mail gelecektir bir hata olduğunda. Bir de diyelim ki size dediler ki işte yapısal verileri kaldıralım, şöyle oldu böyle oldu dediler. Bence
o tür yaklaşımla size geleni direkt bu örneği gösterebilirsiniz. Ben bu örneği Technical SEO'nun bir blog yazısından aldım. Burada yemek tarifiyle ilgili bir web sayfasından, web sitesinden yemek tarifi şeması siliniyor. Silindikten sonraki süreci zaten görüyorsunuz. Çok ciddi manada click ve impression'da düşüş var. Ardından da tekrar implementasyon süreci yapıldığında tekrar aynı seviyeye geldiğini gösteriyor. O yüzden bence bu riski hiç almayın. Yapısal verileri silmeden önce gerçekten iki defa düşünün. Birden fazla şemayı da yine bir önceki slaytlarda anlattım size aslında. Article ve FAQ şemayla beraber. Bunların hepsini bir arada kullanabilirsiniz. Sadece intentin doğru olması gerekiyor. Yani bir product şemanın olduğu sayfaya işte etkinlik şeması eklememeniz gerekiyor. Çünkü o alakasız olur onda. O intenti karşılamaz. Intentin doğru olması ve yapısal veri işaretleminde düzgün bir şekilde sayfaya yerleştirilmesi lazım ki bu şema arama sonuçlarına yansısın. Bir diğer detay ise eğer EMP sürümünüz varsa EMP sayfalarda da mutlaka örneğin yine haber sitelerinden gidelim. X.com benim masaüstü sürümüm, X.com/M benim mobil sürümüm, bir de benim EMP sürümüm var. Tüm bu sürümlerimle benim kullandığım haber detaylarda kullandığım news artık şema işaretlemem tüm dataların doğru gelmesi lazım. Hatta ben şeye bile dikkat ediyorum, yani oradaki yayınlanma tarihinin tüm her yerde aynı formatta olmasına bile dikkat ediyorum ki Google'a daha doğru sinyaller gönderebileyim diye. Bence buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Ben hani bayağı bir şemaları sevdiğim için yapısal verileri özellikle Google'ın 2020'de yayın aldığı bir sayfa var. Burada bu sayfada yaptığı neredeyse tüm değişiklikleri gösteriyor açık bir şekilde. Zaten Türkçe diyor ki ben article şemayla ilgili şu değişiklikleri yaptım. Örneğin farklı bir yapılandırılmış veriyle ilgili şu değişikliği yaptım diye açık bir şekilde burada yayınlıyor, gösteriyor. Bence güncel değişiklikleri de buradan takip edip olası hatanız varsa ya da düzeltmeniz gereken noktalar buradan yardım alabilirsiniz. Testler ve araçlara gelelim bir de. Çok sıklıkla kullandım ve hani elim ayağım olan Structured Data Testing Tool artık yayından kaldırılıyor. Temmuz ayında yapılan bir açıklamayla bunun yerini daha önceden beta sürümde olan zengin sonuçlar test aracına bıraktı açıklandı. Yani zamanla bu yapısal veri test aracı artık kullanımdan kaldırılacak. Bizim bundan sonraki elimiz ayağımız zengin sonuçlar test aracı olacak. Bununla ilgili tabii şöyle bir sıkıntı da var. Şu an yeni olduğu için, yani yeni değil de kullanıcılar daha yeni kullandığı için, örneğin ben yapısal veri test aracında bir kodu çok kolay bir şekilde düzenleyebiliyordum. Noktası, virgülü ya da ilgili name kısmından ekleyip test edip hemen hatam varsa bunu görebiliyordum. Ama zengin sonuçlar test aracında bu oldukça zor, hatta şu anda mümkün değil diyebiliyorum. Google zaten bu geri bildirimleri aldığını beyan etti. Hani bunun doğrultusunda da yine zengin sonuçlar test aracında bu geri bildirimler doğrultusunda Google'un geliştireceğini söyleyebilirim. Yapısal veri test aracına güle güle demiştik. Şimdi zengin sonuçlar test aracı bizimle elbette. Yeni tüm testlerimizde. Bunun için ekibimizden Mert Azizoğlu'nun yaptığı güzel bir Chrome eklentisi var. Bunun linkini de buraya paylaştım. Bunu direkt kurarak aslında bir sayfada direkt eklentinin üstüne tıkladığınız anda o sayfanın zengin sonuçlar için uygun olup olmadığını, hata verip vermediğini çok kolay bir şekilde tespit edebilirsiniz. Buna göre de aksiyon planlarınızı oluşturabilirsiniz. Search Console'un bu şema türlerini oluşturmak için aslında ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sundu. Structured Data Markup Helper bölümüne girdiğiniz zaman bir sayfayı işaretleyip, o sayfa diyelim ki bir makale sayfasıysa işaretleyip bu şekilde tüm kodları alabilir. Kodları da ilgili sayfalara entegre edebilirsiniz. Yani bu oldukça kullanışlı bir araç. Bir diğer detay, WordPress site sahipleri peki ne yapmalı? Az önceki slide'ın aslında birçok bölümü özel yazılım kullananların dikkat etmesi gereken noktaları işaret ediyordu. WordPress kullanıcılar bu konuda biraz daha aslında avantajlı çünkü eklentiler bu dediğim birçok şeyi kendisi yapıyor. Burada ben direkt bir eklenti size sunmadım. Tüm eklentileri siz tespit edin. İşinize uygun olanı, içinize yatanı daha doğrusu kullanın diye. Birçok eklenti var. Buradaki eklentileri test ederek sayfalarınıza uygulayabilirsiniz. Tabii ki önerim önce bir test domainde test etmeniz. Ardından gerçekten bir hata falan yoksa kendi sitenize almanız. Burada yine WordPress şema eklentiyle ilgili ufak bir önerim olacak. Bazı eklentiler güncellendiği an hatalı yapısal verilere neden olabiliyor. O yüzden güncellemeleri takip edip güncelleme notlarına bir bakarsanız ona göre hani eklentiyi güncelleyip güncelleme noktasına karar verebilirsiniz.
Mobile First Index ile ilgili olarak kontrolü mutlaka yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili yine bizim bir tool'umuz var. Zeo'nun MFI Checker aracına giriş yaparak ilgili web sayfalarının mobil sürümüyle masaüstü sürümünün gerçekten aynı structured data kullanıp kullanmadığını test edebilirsiniz. Bu da aslında optimizasyon için, özellikle MFI için çok önemli bir detay. Yapısal verilerimizi test edebileceğimiz bir diğer tool ise yine Search Console'daki URL Inspection tool'u aracı. Burada ilgili bir web sayfasına girdiğiniz zaman üstteki kutuya hemen test live URL dediğiniz anda o yapısal veri türü sayfaya entegre edilmişse, bu sayfada bir hata varsa zaten size ya da uyarı varsa bunların hepsini canlı olarak gösteriyor. Bu şekilde de ilgili kod parçacığının hatta nerede hatalı olduğunu görüp o alanla ilgili de aksiyon alabilirsiniz. Oldukça işe yarayan bir tool. Tüm bu eklediğiniz yapısal veriler aslında Google Search Console'la mutlaka ilgili yapısal veri türü özeline bir performanslarını takip etmenizi öneririm. Örneğin ben FAQ ekledim. Bu FAQ'yu ekledikten sonra benim CTR'ım ne oldu? Ya da video şema ekledim. Bu video şema ekledikten sonra bana kaç klik geldi? Bu gelen klikler hangi keywordlerden geldi? Gibi birçok detay aslında buradan ulaşabilirsiniz. Size mutlaka buradan performans raporları bölümünden şema türlerine özel performans raporuna bakmanızı öneririm. Peki Samet, çok güzel anlattın. Peki bu kod bilgisi isteyen bir konu, şemaların eklenmesi. Biz bunu nasıl yapacağız? Benim kod bilgim buna biraz daha geliştirmem gerekiyor diye düşünüyorsanız kendinize, hiç bu konuda sıkılmayın. Bununla ilgili Technical SEO'nun bir tane aracı var. Şema Markup Generator. Buna giriş yaparak direkt istediğiniz sayfa türüne özel şema türünü seçip sadece boşlukları doldurduğunuz anda size şemayı direkt veriyor. Bu şema türünde istediğiniz sayfaya ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de optimizasyonlarını, şema eklemeyi daha doğrusu gerçekleştirebilirsiniz. Bu sıklıkla kullanılan bir tool aslında, oldukça da başarılı ve kendisini yeniliyor sürekli. Elbette bizim elimiz ayağımız olan Scrum Frog'u değinmeden geçemezdim. Burada Scrum Frog'da Configuration ve Spider ayarlarına girdiğiniz anda bir web sitesini, kendisiniz ya da rakip siteyi crawl etmeden önce Structured Data bölümüne JSON LDS için ya da valide etmek istiyorsanız ilgili kutucukları da işaretleyebilirsiniz. Burada hiç fark etmiyor. Sadece bu kutucukları işaretlediğiniz zaman biraz valide işlemi uzun süreceği için crawl biraz uzun sürebilir. Burada da Scrum Frog ile rakip siteleri, özellikle zaten kendi sistemin yapısal verilerini ben Search Console'da görebiliyorum. Rakip siteleri hangi Structured Data kullandığını tespit edebilirsiniz. Son olarak da Deep Crawl'da taramaya başlatırken birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım ve son adıma doğru geldiğinizde burada yeni bir custom extraction kısmına girdiğinizde buraya regex ekleyerek örneğin o sitedeki, rakip sitedeki ya da kendi sitenizdeki eklenen şema türlerini tespit edip buna uygun aksiyonlar alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sorulara hemen hızlıca bir bakıyorum. İyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum öncelikle. Hemen sorulara bakıyorum. Yakup Tüfekçi, hemen ben sunumu paylaşacağım. Sunumun detaylarını paylaşacağım zaten. Orada detayları görebilirsiniz. Tüm sunuma ulaşabilirsiniz. Mehmet, sen de geldin. Tamam, süper. Kusura bakma, giremedim bir türlü. Cidden ellerine sağlık. Ben zaten sunumu sen yapmadan biraz inceleme fırsatı bulmuştum. Bayağı beğenmiştim, özellikle giriş slide'ın bayağı hoşuma gitmişti. Yani biraz hızlı anlattım çünkü 68 slide yaklaşık, hani anlatmam gerekiyordu hızlı bir şekilde. Umarım vermek istediğim mesajı herkese verebilmişimdir. Valla bence güzel bir mesaj verdim diye düşünüyorum. Şöyle istersen birkaç tane soru var. Onlara geçecektim, tam söylemiştim. Aynen. Ben şu an istersen publish edip hemen hızlı bir şekilde yayınlayayım. Tabii ki. Sen direkt seçip yayınlayabilirsin.
Gizem Aktemir hemen yayını tekrar nasıl izleriz diye sormuş. YouTube'a sanırım atılacak değil mi Mehmet? Evet, YouTube'da paylaşılacak muhtemelen yarın ya da diğer gün. Yani pazartesi günü en geç paylaşılmış olacak. Mert sormuş. Organization şema ile ilgili. Bir dakika hemen. Abi şey demem ben. Ya organization şemayı ana sayfanıza Google'dan John Miller şey diyor. Organization şemasını sadece ana sayfanıza eklenmesini öneririm diyor. Benim de önerim gerçekten bunun ana sayfaya eklenmesi yönünde. Daha başarılı sonuçlar alırsınız ve organizasyon yani şemayı olabildiğince alt kırılımlara kadar inebilirsiniz. Örneğin siz bir hastaneyseniz buna özel şema türüne kadar inebilirsiniz. Daha faydalı olur. Ben bu şekilde öneri verebilirim. Samet bir de biraz daha yukarılarda havayolu sektörüyle alakalı bir soru geldi. Hemen gördüm. Bunu publish edip yayınlıyorum. Bir dakika bakıyorum. Havayolu sektöründe. Tamam. Mert White sormuş. Havayolu sektöründe neler yapılabilir diye. Hatta devamlı bir iki soru daha vardı sana Mert'in devam eden. Hemen onu da paylaşayım ki beraber cevap vereyim diye. Cevapla ben istersen çekeyim soruyu. Nasıl? Publish edeyim muhtemelen dedi galiba. Sesi o sırada. Tamam ben şimdi publish ettim. Mert valla yapısal veri türünde bir araştırmak gerekiyor. Yapısal verilerde hani havayolu şirketlerinin örneğin bilet alma sayfalarına hangi şema türü eklenmesi gerekiyorsa onu eklenmesini öneririm ben. Dediğim gibi sayfa türlerine göre spesifik örnekler verilebilir. Bunların hepsini Şamorg'un bir sitesinde analiz etmek gerekiyor. O sayfa türüne özel hangi şemaları yayınlayabiliriz diye. Ben böyle düşünüyorum. Hani en azından o sayfayı olabildiğince anlamlı hale getirebilirim ben diye. Google'un bu konuda bir feature olmayabilir o havayolu ile ilgili ama en azından bir uçak bileti sayfasını bu sayede ben şemayla işaretlemeyi düşünürüm açıkçası. Bir de Samet muhtemelen zaten yani direkt şemanın sitesinde kendi sektörümüzle ya da işte merak ettiğimiz herhangi bir arama yaptığımızda sonuçları gayet net bir şekilde çıkarıyordu diye hatırlıyorum. Hani senin de bahsettiğin gibi çok fazla sayıda zaten markup var. Keza onları da muhtemelen tek tek baktığımızda görmüş oluruz diye tahmin ediyorum. Mert White bir de sorunun sunucularına şey demiş, Wikipedia'nın elde edilen backlinklerin sitenin otoritesine etki edip etmediği söylemi gibi dikkate alınmaması gereken bir paylaşım mıdır diye. Yani tabii onlar Google çalışanı olduğu için onların sözlerine daha itimat etmeliyiz ama burada hani benim şahsi fikrim Google bir linkin kalitesini ölçme noktasında oldukça iyi seviyede. Yani Wikipedia'da bir link olduğunu varsayalım. Çok alakasız bir sayfada, alakalı bir sayfada. Bu link gerçekten kullanıcıya bir bilgi vermiyorsa evet gerçekten bu link site için bir anlam taşımıyor. Ama o link gerçekten bir kaynak linkse, kullanıcı aradığı zaman ulaşabiliyorsa bu gerçekten faydalı bir linktir diyebilirim burada. Bir soru daha gelmiş Samet. Hemen bakıyorum. Yoast SEO kullanıyoruz. Hemen onu publish edip. Biraz daha yani sadece şemaya yönelik bir iddiasınız. Genel bir soru olmuş. Şöyle Yakup sorun için çok teşekkür ederim. Bu tamamen aslında senin yani kullanış tarzına alakalı. O eklentilerin birçoğu zaten birbirine yakın oluyor diye biliyorum. Yoast ya da All-in-One SEO gibi. Yani bunlar arasında senin işini hangisi görüyorsa ve işini daha doğrusu eklentinin sunduğu özelliklerden hangisi daha çok işini yarıyorsa bunu kullanabilirsin. Örneğin Yoast SEO bilmiyorum. Belki işte sitemap'i daha güzel gösteriyordur. Sitemap de sana daha fazla optimizasyon yapma imkanı tanıyordur. Bunun için Yoast'ı kullanabilirsin. All-in-One SEO'yu da farklı bir işlemler için kullanabilirsin. Ama bu tamamen senin istediğin ve hani test edip bu gerçekten benim işime yarıyor diye düşünüp karar verebileceğim bir konu. O yüzden hani benim birebir sana ya Yoast'ı kurabilirsin ya da farklı bir eklentiyi kurabilirsin diye bir şey söyleyemem. İkisi de yani o SEO ile ilgili eklentilerin birçoğu zaten alanlarında başarılı. Sadece burada hani senin hem el alışkanlığın hem de hangisi içine siniyorsa ve özelliklerini beğeniyorsan onu kullanmanı öneririm. Biz Zeola'da Yoast'ı kullanıyoruz bu arada. WordPress alt yapısında olduğu için. Genel olarak da bir problem yaşamadık. Aynen. Bu arada bir soru şöyle gelmişti. Sen hem
Mert'in oluşturduğu bir Chrome eklentisinden bahsetmiştim. Bir de bizim araçlarımızdan bahsetmiştim. Direkt Chrome Store'da arayarak da bulabilirsiniz. Onun haricindeki kısımda da bizim web sitemize zeo.org'a girerek araçlar sekmesinden görüntüleyebilirsiniz bu arada. Ben de onun cevabını vermiş olayım. Sanıyorum başka herhangi bir soru yok. Yok. Dediğim gibi hani video zaten kayda alınıyor. YouTube'dan izleyebilirler. Slide'ı da yine ben paylaşıyor olacağım. Umarım faydalı olmuştur herkese. Bence çok faydalı oldu. Muhtemelen herkese benzer düşünüyordur. Bu birazcık şey böyle Samet. Hep böyle yerimlerini ekleyip arada bir böyle işim düştükçe bakabileceğim tarzı bir sunum gibi. Ellerine sağlık gerçekten. Çok beğendik. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Yani. Sıkladığın, bu güzel hazırlığın için. Yani. Burada bir soru daha geldi. İstiyorsan çıkmadan hemen onu da yanıtlayalım. Sonrasında publish ediyorum ben. Erol Bey sormuş. Hemen bakıyorum. Product şemasında ürün liste sayfasını kullanmayı önerir misiniz? Ürün detayları elbette kullanılmalı ama ya bir kategori listeleme sayfasında eğer bir ürünü gerçekten product şemayla listelemiyorsunuz elbette product şemayla listelemediniz o ürünler için kullanılmamalı. Ama kesit ürün detayda kullanabilirsiniz. Kategorilerde de yine dediğim gibi hani bu yapıyı bilmiyorum ezbere konuşmak istemiyorum. Eğer uygunsa kullanabilirsiniz. Gerçekten uygun değilse bence kullanmayın. Zaten yönergelerde de bu açıkça yazıyor. Ama tabii ki product şemayı ürün detayda kesinlikle kullanın. Çok teşekkür ederiz Samet. Bazı tekrardan. Yakup Bey hemen söyleyeyim. Nereden paylaşacaksınız dedi. YouTube'dan paylaşıyoruz videoları. Sosyal medyada da zaten Twitter hesabımızda, Instagram hesabımızda linklerini de paylaşacağız zaten. Aynen. O zaman ben fazla zamanınızı almayayım tekrardan. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Samet. Ağzına sağlık tekrardan.